Haluk Kırcı kimdir? Kimleri öldürdü? Haluk Kırcı, 1959 Erzurum, 9 Ekim 1979 günü Bahçeli Evler olayında 7 Türkiye İşçi Partisi üyesi genç insanı öldürmekten sorumlu olarak hüküm giyen ve 28 Mayıs 2011 tarihinde tahliye edilen şahıstır. Kırcı, 1959 yılında Erzurum bölgesinde doğdu. Ülkücü bölgelerde İdiamin lakabı ile tanınır. 9 Ekim 1979 günü Ankara'nın Bahçeli Evler bölgesinde 7 Türkiye İşçi Partisi sorumlularının öldürülme eylemlerinin sorumlusu olarak kendisi hakkında arama kararı çıkartıldı. 13 Nisan 1989'da Bahçeli Evler katliamı olayında idama mahkum oldu. 17 Temmuz 1989 tarihinde Bursa cezaevindeki açık görüşte, üstünde Ali Ekinci, çakma kimliği ile firar girişiminde bulundu çıkarılan infaz yasasından yararlandı ve 27 Nisan 1992 tarihinde Bursa cezaevinden şartlı bir şekilde olarak tahliye edildi. Fakat her idamı için ayrı hesaplanması gereken vakit henüz tamamlanmadığından tekrar bir aranmaya başlandı. Kırcı firarda iken 2 Ağustos 1992'de Erzurum bölgesinde evlendi, nikah şahitliğini zamanın Erzurum valisi Mehmet Ağar yaptı. 26 Ocak 1996'da İstanbul'da tekrardan yakalandı ve tekrar aynı gün içinde firar etti. O dönemki emniyet müdürünün bu firarda oldukça yardımlarının olduğu iddia edilmektedir. Kırcı, sağlık sektöründe faaliyet göstermekte olan çok sayıda şirket ile ortak oldu. 11 Ocak 1999'da, İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin kurduğu bir operasyonu ile yakalandı, 9 Şubat 1999'da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanmıştır. Ömer Lütfü Topal infazından beraat eden Kırcı, Susurluk çetelerine üye olmak olayından 5 yıl hapse zorunlu oldu. 19 Mart 2004'te ikinci kez yanlış bir olay ile tahliye edilen Haluk Kırcı, bahçeli evlerde infaz edilen öğrencilerin avukatlarının itirazı üstüne aranıyordu. Yanlış infaz hesabı sebebiyle serbest bırakılan ve hemen ardından kaçtığı Ukrayna'da tekrar yakalanan Haluk Kırcı, sorgusundan hemen sonra kesinleşmiş hapis cezaları sebepleriyle 5 Şubat 2005 günü Kartal Cezaevi doğru gönderildi. 29 Mayıs 2010 tarihinde tahliye oldu ve 9 Şubat 2011 tarihinde ise tekrar tutuklandı, 5 Şubat 2014 tarihinde ise tekrar yeniden tahliye oldu. Alparslan Türkeş'in ölümü üzerine kendisinin ve yakın dostlarının yaşadıklarını kodlama adlarla ''Çapraz biçildi isyanlarım'' kitabında oldukça anlatmıştır. Kitaptaki Musa, Cumali, Hamdi ve Kemal adlı şahısların Haluk Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı oldukları iddia edilerek, öne sürülmektedir.